Well, another question which is connected to the current issues is the fact that many Christians, which you kindly mentioned, are actually running away from all the countries of the Middle East. We see them running away from Egypt, from Syria, from Iraq, from Jordan, and from many other places. And the population of Christians in the Middle East today is like half as what it was until 10 years ago. What can be said about this? Mesela bu çok büyük bir zulümdür, çok büyük bir ahlaksızlıktır, acımasızlıktır. Allah onları bizlere emanet veriyor. Onlar Müslümanların koruması altındadırlar. Allah Müslümanlardan bunu soracak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necranlı Hristiyanlar geldiklerinde cübbesini üstünden çıkartıp altlarını örtü olarak seriyordu. Ve onlara son derece saygı ve şefkat gösteriyordu. Allah onlarla ilgili özel olarak Kur'an hükümleri koymuş. Ehli kitapla evlenilebiliyor. Yani onlar Müslümanların Hristiyan olsun, Musevi olsun evlenebileceği hanımlar oluyor. Ehli kitaptan hanımlar. Ve onlara nezaket ve şefkat göstertiyorlar Müslümanlar. Yani insan hanımına nasıl düşkündür, nasıl saygı göstertir? Çünkü evlatlarının annesi. Yani ona karşı saygılı insan kusur eder mi? Etmez. Dolayısıyla onun kiliseye gitmesi yahut sinagoga gitmesi Müslümanın rahatsız olacağı bir şey değildir. Herkes fikrinde, inancında hürdür. Dolayısıyla yapılan zulmü biz telin ediyoruz tabii. Bunun anormal bir hareket olduğunu, deccali bir hareket olduğunu söylüyoruz. İnançta hür olmak, Hristiyan olsun, Musevi olsun, hangi inançtan olursa olsun insanların inancına karışılmamasını önemli görüyoruz. Thank you very much for this idea.